Babalar günüyle ilgili kısımda ilk Bayracak Su'nun mailini aldıktan sonra kendi kendime düşündüm ki ne konuşabilirim acaba ne anlatabilirim diye. Birkaç araştırma da yaptım, yani zihnini de araştırma yaptım kendimle ilgili. Çünkü benim kızım 19 yaşında. Hani çocuk sahibi olmanın pek çok evresini gördüm aslında, doğru söylemek gerekirse. İşte bebeklik, çocukluk kısmı, okul öncesi, okul sonrası ve şimdi en son üniversiteye gidiyor. Ve bu her bir dönem farklı duygular olduğunu fark ettim. Dedim ki hangisinden başlayayım aslında. Sonra şeye karar verdim. Böyle evreleri ayırmaktansa bende yarattığı temel duygularla ilgili kısma odaklanayım. Çünkü her bir dönemin kendi içinde pratik şeyi var. Hisleri var. Ve asas şeyleri var. Bazı sorumluluk ve zorlukları var. Oraya odaklanırsam aslında belki de özü kaçırabilirim düşüncesiyle. Ortak temel duygulara odaklanmaya karar verdim. Onlara baktığımda da aslında çok fazla bir his var. Çok farklı duygular varmış gibi hissetsem de çok temeldeki şey sevginin en öz halinin olduğunu söyleyebilirim babalıkla ilgili kısımda. Çünkü zaten bütün doğum öncesinden, hani ilk haberimizi aldıktan ve doğu dünyaya geldikten sonra kızımızın bütün devrilerin ortak şeyi koşulsuz sevgi. Zaten aslında bizim kendi ruhumuzla ilgili kısımda, günlük hayat pratiğimizde de daha mutlu olmak, daha kendimizi görmek ve kendimizi bulmakla ilgili yaptığımız şeyin temel amacı aslında koşulsuz sevgi. Bunu kendimizi yaptığımız sürece mutlu oluyoruz zaten, kendimizi kabul ettiğimiz sürece. Çocuklar bununla ilgili bence güzel bir pratik. Ben onu fark ettim kendi hayatımda da. Şey var, hani pek çok şey söyleyebilir aslında. Hani işte fedakarlık kısmı, sorumluluk kısmı, bunun dışında ilave ekstra yükler, yorgunluklar, hani bazı şeyler, hayatla ilgili bariyerler, bunlar pek çok şey söylenebilir. Ama temel nokta en azından benim tespitim öyle, doğru ya da yanlış da iddia etmeyeyim. Koşulsuz sevgi de bir kısım. Bu çok temel bir pratik ve neredeyse hiç değişmiyor. Yani ben şeye bakıyorum şimdi, 50 yaşındayım. Anneme gittiğimde annemin olan verdiği temel duygu da bu. Yani hala benim işte yememle ilgili, hani uyumamla ilgili, benim temel ihtiyaçlarımla ilgili kısımda kendini sorumlu hissediyor. Ama bunun altında şey var. Tabii ki geliyor, yani hiçbir şeye ihtiyacım yok onunla ilgili kısımda, ama o koşulsuz sevginin dışa vurum aslında. Yani bir de alıştığı şekliyle gösteriyor sevgisini. Çünkü hani servis vermek, hizmet vermek. Çünkü en temel şey bizim gördüğümüz şey içinde. İşte dokunmak, öpüp koklamak bunun dışa vurmuş hali aslında. Ama çok temel her şeyin başı aslında çocuklukla bir ebeveyn olmakla ilgili kısım koşulsuz sevgi. Bir baba olarak kadınlara görece biz biraz daha dezavantajlıyız aslında. Çünkü annelik duygusu babalık duygusundan çok daha farklı bir şey. Hem hormonal, hem fizyolojik, hem de biyolojik olarak çok daha bütünleşik çocuk ve anne. Baba öyle değil. Babalık biraz daha şey gibi, hani iyi bir filmi deneyimleyen bir yönetmenin yanında o yönetmenin nasıl karar verdiğini izleyen bir şey gibi. Üçüncü kişi gibi aslında. Çünkü tam duygunun içinde değilsin, zaman içinde öğreniyorsun babalığı. Tabii ki şey yapıyorsun, hani bir ebeveynlik duygusu mutlaka heyecanlandı, heyecanlandı. Fakat annelik kadar güçlü ve başlangıçta hazır değil. Zaman içinde oluşuyor. Fakat temas kurdukça çocukla gittikçe o duygunun içine giriyorsun. Ve o duygunun içine girdikçe de büyük bir keyifle yaptığımız her şey aslında büyük bir yorgunluk. Bunu da tek destekleyen şey aslında koşulsuz sevgi, bunu ayakta tutuyor. Çünkü şey olarak baktığımızda bütün pardon, şu, bütün olarak baktığımızda
ebeveyn olmak, baba da olmak. Yani sonuçta bir şeyleri vermekle, bu vermenin de şeyi genelde işte uykuyla ilgili kısmına başlıyor. Çocuk küçükken büyüdükçe biraz daha kendi alan ve zamanın içinden bir zaman ona vermekle ilgili geliyor. Bunun ekonomik tarafı var, işte sosyolojik tarafı var. Onunla ilgili kısımda daha önce hiç olmayan hayatın endişe alanı yaratılıyor. Otomatikman hani kendi ayaklarının durmasından tutun da işte karşıdan karşı bir şey geçmeyi öğrenmesine kadar. İşte yakın zamanda pratik ettim ben. Kızımın ehliyet alıp araba kullanmasıyla ilgili kısma kadar alan hep şey yapıyor insanın iş hayatı içinde. Deneyimlediği böyle ve beklemediği ve gerginlik alanı. Burada da bu bütün şeyi bu yaratılan ilave duyguların, baskıların tek şeyi de dayanağı da yine aynı şekilde koşulsuz bir şekilde onun iyi olduğunu görmekle ilgili kısım. Bir yandan da birey olarak da aslında bundan beslendiğine de fark ediyorum ben babalıkla ilgili kısımda. Ben zaten böyle sorumluluk bilinci yüksek bir insanımdır. Şey de değilimdir böyle nasıl söyleyeyim. Hesapsız iş yapmam ya da işte hani duygularımı dışarı vurmakla ilgili kısımda da şey değildir. Belki öğretildiği şekilde bilmiyorum. Ya da karakteristik özellik. Çok da fazla dışarı vuran birisi değildir herhalde. Fakat baba olunca işler değişiyor. Oradaki sıcak bir göz teması, oradaki karşıdan gelen bir enerji, işte çocukla oynamanın keyfi muhteşem ve paha biçilemez. İşte kızım küçükken biraz daha çok oynuyorduk onunla. Şöyle oynuyorduk daha doğrusu. Fiziksel oynuyorduk. İşte boğuşuyorduk işte. Hani eve gidiyorduk. Ama beni bekliyordu kapıda. Normalde yorgunum ben. Bir şeyde hani ya üzerimi çıkarttım da duş alıp dinlenmem gerekir benim normalde. Fakat evde seni bekleyen bir şey var. Bir enerji var ve o senin gelmeni bekliyor özellikle. O yüzden ben yatacağım şimdi. Ben burada biraz dinleneceğim. Keyfim yok diyemiyorsunuz. Öyle olduğu için de devamlı bir şey hareket alanına gidiyorsun. Fakat o hareket alanı çok keyifli. Yani aslında yorgunluğu atan kısım dinlenmek değil, enerji seviyeni değiştirmek. Çocuk bunun için birebir. Otomatikmen sizin dışarıdaki ya da iş hayatınızdaki ya da trafikteki bütün sorunlarınız orada için sıcak temas, göz teması ve işte fiziksel bir oyunla otomatikman nötralize oluyor. Hatta şey yapıyorsunuz, yani stabil hale geliyorsunuz, o dengeleniyorsunuz. Çocuk bunun için çok şey faydalı. Maalesef ben bunu çok hani hemen anlayamadım doğru söylemek gerekirse. Eskiden bu iyi gelmek halini böyle zanaattığım kadar güzel anlamadım. Bunu ne zaman anladım? Kızım biraz daha büyüdükçe anladım. Hani bu oyunlarla ilgili kızım bitince bir boşluk oldu bende. Hani biz niye hani bak bu ne güzel boğuşuyorduk, oynuyorduk falan. Ve onun ne kadar iyi geldi sonra tespit ettim. Bir yandan şeyle ilgili kısımda, hayatın koşuşturmalarla ilgili kısımda da dengeye getirdiği yerler var. Şey örneğin mesela kızım daha böyle daha 4-5 yaşına kadar olan dönemde benim işlerim çok o zamanlar yoğundu ve hani şey de vardı, hani bir hırs da vardı. İşte kariyerle ilgili bir hayatta böyle başarılı olmakla ilgili güdülerin işe yaşamada ilgili kısımdaki çıkırlarını çok ciddiye alıyordum o zaman. Çok şükür şimdi öyle değilim. O dönemde yoğun tempo içinde yeteri kadar zaman ayıramadığımı fark etmedim doğru söylemekte. Şöyle fark ettim. Kızım anaokuluna başlamıştı sanırım 4 yaşındaydı. Pedagog çağırdı bir gün işimde beni. Gittiğimizde bana ve eşime şey gösterdi, bir resim gösterdi. Kızım çizmiş. Çizdiği resimde de annesiyle çocuk yani kızım el ele tutuşuyor, bir ev var ortada, baba da uzakta bir yerde duruyor. Bu resim dedi ki bu iyi bir resim değil, siz çok hani seyahat mi ediyorsunuz, çok mu çalışıyorsunuz, dedim ikisi de var. Bir de bunu düzeltmek gerekiyor. Ve o zaman dank ettim abi. Yani dedim ki ben tam para kazanıyorsam ne çıkıyorum aslında şey değil ki. Yani, bütün ihtiyaçlar zaten karşılanıyor bir şekilde. Aslında kritik konu bu duygusal ihtiyaçlar ve duygusal beslenme ve çocuğun büyümesi ilgili kısmı bu o kadar önemli ki. Hep de bunu biliyoruz ama bunu yaşamak ve pratiğe almak ilgili kısmında bir farkındalığım yoktu o kadar. Sonra hemen orayı onarmakla ilgili plan yaptık. İşte
baba kız günleri yaptık ki hala yapıyoruz mesela. Her zaman kızımla beraber bir gün işte gidiyoruz, bir yere yemek yiyoruz, geziyoruz. Sevdiğimiz bir şey yapıyoruz. Konuşuyoruz aslında. Aslında güzel kısım o. O dönemde de şey yaptık hızlıca. Baba kız günleri yaptık. Ve hızlıca o resmi düzelttik. Sonra bir 6 ay sonra tekrar çağırdı bizi. Üçümüz böyle elle tutuşmuş bir halde bir resim daha çizmişti. Şey öğretti bana bu. Aslında günlük koşuşturma ve hedeflerimiz için de kendimizle zamana kendimizi ve ailemizi aslında ruhumuza ne kadar zaman ayırdığımız gibi. Ruhumuzu beslediğimiz şeyler genelde metafizik öğeler oluyor. Hep öyle işte. İşte kartlar ödensin, işte bu buranın borcu bitsin, bir işte bir araba alınsın. Ve bunları mutluluk zannettiğimizi fark ediyoruz. Ama işte çocuk mesela bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Aslında daha mutlu ve daha keyifli olmak için bu tip metafizik şeyler değil de daha çok duyguya ve işte sevgiye önem vermek lazım. Bu bende şey yapmıştı, böyle önemli bir farkındalık yapmıştı. Zaten işte bu farkındalık, bu değişimlerle ilgili kısım zaman içinde kendimi fark etmeye, demin Cihat Bey de söylediği gibi kendi kendime sorular sormaya başlattı. İşte ben neden buradayım, ne yapıyorum, gerçek amacım ne benim? Sorularla ilgili kısımda ebeveyn olmanın büyük şeyi var. Nasıl söyleyeyim? Farkındalıkla ilgili en azından benim için önemli bir kilometre taşıydı. Önemli bir farkındalık yarattı bana. O yüzden de babalığın da bu taraflarını da şeyi koymakta fayda var. Yoksa yani çok uzun süre sorumlulukla ilgili kısımda işte işin ağır yükleriyle ilgili kısımları anlatabiliriz. Bu hem baba olmakla ilgili kısımda ilgili geçer hem hayatın her tarafında geçer. Herkes için geçer bu. Sadece baba olmakla ilgili bir şey değil. Zaten hani hayat çok zor. Hani yükler de gittikçe ağırlaşıyor. Fakat işin içinde güzel noktaları bulmakla ilgili fırsat yakalamak gerekiyor. Bunu maalesef sen fark edemiyorsan çocuk sana gösteriyor zaten. Bana öyle oldu. Ve iyi ki de öyle oldu. İşte şeyle ilgili kısımda o dönemden sonra daha farklı bakmaya başladım. Bir ikinci konuda aslında şeyi fark ediyorum. Hoşgörülü davranmakla ilgili kısımda muhteşem bir pratik yaratıyor çocuk sahibi olmak, baba olmak. Bir de ben şimdi kız babasıyım. Ve ben de hani bir Anadolu kökenli bir aile çocuğuyum. İşte benim de bir kız kardeşim vardı ama genelde daha böyle ataerkil bir şekilde büyüdük. Hani erkeklerin daha dominant önde olduğunu kabul edilmiş bir ailede büyüdüm. Öyle de yaşadım. Fakat şimdi ben babam gibi babam değilim. Yani babam da bizi çok severdi ama sevgisini göstermezdi bize çok fazla. Ama ben mesela oradaki şeyleri hani bir şikayet ya da bir defekt olarak söylemiyorum ama daha farklı bir baba olmakla ilgili hep niyetim vardı zaten. Hem paylaşmakla ilgili hem orada bir duygu temasıyla ilgili kısmı daha fazla kendime zaman ayırdım. Şimdi de açık söylemek gerekirse o iletişimin oradaki yaptığım farkın görece olarak faydalarını görüyorum. Çünkü bir kriz oluyor bazen. Özellikle ergenlikten itibaren çok daha fazla frekans oluyor. Küçükken değilse bile. O dönemde iyi iletişim kurmak ve orada hoşgörülü davranmak, hoşgörülü bakmayı öğrenmek çok kritik hale geliyor. Bu hoşgörüyle ilgili kısım aslında hayatıma aldığım bir şey oluyor benim sonrasında. Sadece çocuk için değil, iş yaşamımda arkadaşlarıma karşı, işte meslektaşlarımla karşı olan şeyde de faydası oluyor. Trafikte de oluyor. Bazen aslında en kritik konu kendimle ilgili kısmı hoşgörüler geliştirmeyi öğreniyorum. Çünkü en kötü şey bizi yargılayan aslında kendi kendimizi yargılamamız ve orada aslında o taş atmak boynumuzu yani her bir yargılamamız ve kendimizi orada affetmememiz bize taş bağlıyor boynumuza. Hoşgörüyle ilgili kısmında çok ciddi bir pratik yarattı bende. Kızımın olması, onun verdiği etki diyelim. Çünkü şey var hani saçma sapan şeyler yapıyor tabii çocuklar haliyle. Ve onu artık bir şekilde hem bir önce bağışlamak, yani hoşgörü gelmek gerekiyor. Yaptığı şeyi bağışlamak. Bir de onu bak bu böyle olması lazımla ilgili pratik yapmak gerekiyor. Pratik derken de söylemek değil. Çünkü söylemene hiçbir şey yok. Yani
Öyle olsa herkes bir kitap verir. Okumayı öğren çocuğa. İyi insan ol der. Burada bu her şey yazılıyor. Bunu pratik et. Ama maalesef davranışlarla göstermek gerekiyor. Orada da işte hoşgörüyle davranmak. Orada bağışlayıcı olmakla ilgili kısım aslında bir zaman sonra kendi hayatımızla ilgili pratik oluyor. Çünkü evvelden hızlıca yargıladığımız, hızlıca karar verdiğimiz noktalarla ilgili ya bir dakika aslında bunun başka bir açısı da olması lazım. Bir de buradan bakayım dediğinizde, çünkü çocuğunuza da bakıyorsunuz. Yani çocuğunuza herkese baktığı gibi bakmıyorsunuz. Yani örnek verin, birisi bir bardağı bile isteyerek kazarak kırdığında verdiğiniz A kişisine verdiğiniz tepki de çocuğunuza verdiğiniz tepki arasında fark oluyor. Buradaki şey hoşgörü geliştirmek aslında diğer tarafa da sirayet ediyor zaman içinde. Trafikte de insanlara yarattığı yükü almamakla ilgili kısımda o hoşgörmekle ilgili kısımda sizi biraz daha nasıl söyleyeyim öğrenilmiş pratiklere doğru yöneltiyor. Tabii bakabilirsiniz orada. Bakmak ya da tercih edersiniz. Etmelisiniz bunu. Ama ben de öyle oldu genelde. Ben de biraz daha hoşgörülü. Çok daha fazla az daha az yargılanıyorum. Kendime daha az kızan birim. Tek şey defekt olarak söyleyebileceğim tek şey de şu aslında. Biraz da bizim tercihimizle ilgili kısımda çocukların şu anda eğitim sistemi içindeki olası riskleri engellemek ya da işte açık söyleyeyim konforlarını arttırmak için. Çünkü ben devlet okulunda okudum. Pek çok arkadaşım öyle bizim zamanımızda. Şimdi bu özel okullarla ilgili kısımda bir tercihte bulunduk. Onun tabii hala artan giden maliyetleri vardı. Onlarla ilgili kısım içine farklı tercihlerde bulunabilirdik diye düşünüyorum şu anda. Yani mesela daha küçük bir şehirde yaşayıp daha devlet okulunda okuttuğunda oradaki yükü de anlayabilirdik aslında doğru söylemek gerekirse. Bu çocukla ilgili bu biraz işte ailelerin, ebeveynlerin tercihleriyle ilgili kısımda. Ama yine de tabii şey için söylemiyorum. Hani yük olduğu için de bir sorun olduğu için değil. Bu bireysel tercihlerle ilgili kısmında karşılaştığımız şey bir yük olarak tarif ediliyor. Ama toplamda çok keyifli bir şey. Yani çocuk sahibi olmak hani genelde şey var böyle yani çoğalma ve kendini neslini aktarma ile ilgili bir şey içinde bakılıyor genelde. Ben ona çok inanmıyorum doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü her bir çocuk, her bir kişi tabii ki biyolojik ve genetik olarak bazı kodlarla geliyor ama aslında ruh olarak baktığında farklı bir sınav için geliyor dünyaya. O sınavla ilgili kısımları ailesini tercih ederek geliyor aslında. Ve bu döngü içinde de bir sonraki nesleye de bir şey aktarmak yerine yeni bir ruhla ilgili kısımda çok yakın bir hayat pratiği yapmak da ilgili keyifli bir şey bence. Bu olmak. Bu da işte şeyle getiriyor, hoşgörü getiriyor. Hem keyif almayı, o koşulsuz sevgiyi daha net görmekle ilgili fırsat yaratıyor aslında. Yoksa şey var, günlük hayat pratiği içinde defektleri, zorlukları var. Ama pozitif tarafları çok keyifli. Ve şey, yani bazen bana kızım soruyor işte ben olmasam daha keyifli ve daha güzel bir hayatınız olurdu, daha rahat olurdu. Hayır diyorum. Bu şey iyi ki varsın. Çok kıymetlisin ve hani bu tecrübe, bu şeyi, bu sevginin bu halini başka türlü bulmak çok ya zaman alırdı ya da çok zor olurdu, bulamazdık. O yüzden iyi ki var, şükür ediyorum. Çok keyif alıyorum hakikaten de ona zaman geçirmekten. Eğleniyorum oldukça. Onları söyleyebilirim. Teşekkür ederim.